Merhaba Aks TV izleyicileri. Başarıdan Başarıya Kadın programında yepyeni bir konuğumuzun kapısındayız. Bugünkü konuğumuz pek çok meziyeti bir arada bulunduran bir hanımefendi. Kendisi siyasetle ilgileniyor, ticaretle ilgileniyor, yayıncılıkla ilgileniyor, yapımcılıkla ilgileniyor. Muradiye Ergin hanımefendinin konuğuyuz. Kapısını çalalım, söyleşelim keyifli dakikalara. Hep birlikte başlayalım. Kimse var mı? Merhabalar. Muradiye Hanım'la görüşmek istiyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aslında Muradiye Hanım yabancısı değil bu ekranların. Asıl ev sahibi odur. Ben konuk sayılabilirim. Ev sahibiniz Muradiye Hanım. Nasılsınız Muradiye Hanım? Teşekkür ediyorum. Buyurun oturun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de şöyle izninizle oturayım. Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Öncelikle programın hayırlı olsun. Aramıza hoş geldi. Aslında Muradiye Hanım'a haftalar önce konuk etmek istiyordum ben. Çünkü kendisi çok yönlü. Siyasetle, ticaretle, yayıncılıkla, yapımcılıkla eş zamanlı olarak uğraşıyor. Böyle de pek çok meziyeti olan bir hanımefendiyi konuk etmek benim için onurdur. Gerçi bugün o bizi konuk ediyor. İyisiniz dedik. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim, sağ olun. Bu kadar bileziği kolda taşımak kolu yoruyor mu? Vallahi Melis'ciğim, şimdi öncelikle her şeyden önce sevmek gerekiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Hangi arenada, ne iş yaparsanız, hangi şartlarda olursanız olun, hayata bakış açınız bu şekilde olursa, inanın enerjiniz her yere ve her şeye yetiyor. Ki görebildiğim kadarıyla da ikinci bu bir Muradiye versiyonu Melis'i karşımda görüyorum. Çünkü sen de kendi mesleğin var, ortodonti uzmanısın, televizyonculuğa adımını attın. Yalnız Uğur Dündar'ın dediği gibi bu öldürmeyen bir virüstür. Girdiğinizde çıkamazsınız. Böyle de bir keyfiyeti var. Şimdi tabii 94'te başladım ben televizyonculuk hayatına. Türkiye'nin ilk yerel televizyonu, işte şu anda Kanal S olarak geçen ama bizim yayın dönemimizde bizdeyken ya da ben başladığımda Başak TV olarak, Türkiye'nin ilk yerel televizyonu olarak başladık. Tabii çok severek başladım. Ben televizyonculuk hayatına öğretmenliği, kumaş boyama öğretmenliğini bırakarak geldim. Öyle işte. 94'ten beri 94. Samsunlular sizi yakinen tanır. Ben gerçi biz tanıdığız diye ve Samsunluları yakinen tanıdığına kanaat getirerek aslında sizi tanıyalım diye girmedim. belki de. Sizi tanısak, ben şimdi mesela kumaş boyama öğretmenliğinizi yeni duyuyorum. Öyle mi? Evet, sizi tanımayanlar için sizi tanısak. Evet, aslında Melis'ciğim bu benim için çok farklı bir şey oldu, çok da hoş bir şey oldu. Yıllardır soru soran bendim. Soru sorulan kişi değildim. Hatta hep şey diyorum, o kadar çok alışmışım ki bu konsepte ve bu formata. Artık diyorum ki bilmeceden bile nefret ediyorum diyorum. Bilmece sormaktan, sorgulamaktan ama... Evet. Yani ki sizin programlarınızı... İzleyenler bilirler, ben de severek izliyorum. Sorulmayanı da soruyorsunuz. Evet, biraz da öyle. Sorulmayanı cesur yüreklilikle soruyorsunuz. Keyif alıyordur pek çok izleyen programınızı. Bugün de ben de bu onura vakıf oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben öncelikle başarılar diliyorum sana. Gerçekten televizyonculuk zor bir meslek. Hem çok keyifli hem çok zor bir meslek. Bu kareden çıkacak olan her karenin insanlar belki bir saniye gibi falan görüyorlar ama rejisinden, kamerasından, ışığından, ses ayarından, montajından inanılmaz bir kadro ve inanılmaz bir ekip işi bu. Kolay bir şey değil ama gerçekten severek yaptığınızda bunu başarıyorsunuz. Diyorum ya, ben işte kumaş boyama öğretmenliği yaparken televizyonda işte Başak TV'nin eleman aranıyor, işte televizyon programı sunucusu aranıyor gibi yazıyı görünce geldim. Kanala gittiğimde işte şimdiki Cemal Yılmaz Demir televizyonun sahibi, ona ben bir program konseptiyle gittim. Bana dedi ki sen dedi bunu dedi Samsun'da dedi yapamazsın dedi.
Ayrıca bunun üstesinden gelmek çok kolay değil. Çünkü düşünün 94'te ilk televizyon programı yapıyoruz. Yani hele de haberleri sunarken ya da program yaparken, şimdi hani kısa bir ara falan veriliyor ya. Evet. O zamanlar reji odasında çocuklar bağırıyorlar işte. Diyorlar ki abla biraz daha uzat uzat, çünkü reklama girilecek. Yani eski VHS kasetler var, bir kaseti videodan çıkaracak, diğer kaseti koyana kadar o süreç içerisinde hani olayı kotarmak adına işte diyorlar ki abla biraz daha konuşur musun? Hani bugünlerden biz emek vererek geldik. Öyle başladım. Kadının Dünyası diye 5 yıl hafta içi her gün canlı yayın yaptım. Sonra işte Bizim İnsanlarımız diye bir program yapmıştım. İşte televizyonculuk hayatında en keyif aldığım bir şey. O zamanlar Deniz Feneri gibi, Kimse Yok Mular gibi bu konseptteki programlar yoktu. Söz Fato'da vardı hatta. Evet. Fatma Giri'yi hatırlar mısınız bilmiyorum. Tabii bu arada yaşım da çıkıyor ortaya. Ama kesinlikle geri sayım yapıyorum. Sonra işte hatta bizim o programlarımızın görüntüleri işte Kanal 7'ye gidiyor. Yurt turunda yayınlanıyordu. İşte o zamanlar Kanal 7'den teklif almıştım. Sonra İstanbul'da yaşamaktan korktuğum için bu teklifi kabul etmedim. Şimdi düşündüğünüzde keşke diyor musunuz? Demiyorum. Demiyorsunuz. Demiyorum. Şimdi yapımcı kimliğinizi açtık masaya. Bir pek çok kimliğiniz olduğunu biliyoruz. Sırayla bunları geçelim. Yapımcılık yanında yazar kimliğiniz de var. Evet. Ona da değinmek istiyorum. Köşeniz aynı zamanda. Evet. Yazmayı seviyor musunuz? Yani televizyonculuk ya da yazarlık dersek hangisini? Görsel mi, yazılı basını mı tercih edersiniz? Kesinlikle yazılı basın. Öyle mi? Şey pardon, görsel basın. Görsel basın. Televizyonculuk. Çünkü yazarlığı çok fazla hani başardığımı ya da bu konuda çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Televizyonculuktaki senin de biraz önce ifade ettiğin gibi ben her soruyu sorulması gerektiğine inanan birisiyim. Her yerde aslında, ama üsluba çok dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. O yüzden ben hani keskin soruları olan bir yapıya sahibim. Aynı şekilde kalemim de aynı. Tabii ilk zamanlar yazarken biraz zorlandım açıkçası. Sanki böyle biraz daha yazarlık konseptine gireyim, işte edebi yönlerine dikkat edeyim vesaire gibi şeylere odaklandığında başarılı olamadım. Sonra bir gün Mehmet Yazıcı, Samsun halkı çok iyi bilir, bana göre farklı bir çizgisi olan bir yazarımız, bana dedi ki, ya ablası dedi, niye bu kadar zorlanıyorsun dedi, konuştuğun gibi yazsana sen şunu dedi. Nasıl konuşuyorsan, öyle yazarsan dedi, o duygunu katarsan dedi, başarılı olursun. Sonra denemelerime bu şekilde devam ettim. Tabii ki ondan da çok büyük keyif aldım. Şunu merak ediyorum, burası bir ticarethane nihayetinde. Evet. Burada pek çok arkadaşımıza, kardeşimize istihdam olanağı yaratıyorsunuz. Çok az ama... Olsun, bir kişi ya da 5 kişi. Buna evet. Bir manevi tatmin getiriyor. Kesinlikle. Ki böyle global dünyada koca koca yıkılmaz denen ekonomilerin alt üst olduğu bir platformda. Kesinlikle. Böyle 5 kişiye, yanlış söylemedim herhalde, istihdam olanağı yaratmak bir kadın olarak nasıl bir duygu? Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani mesela benim daha önceden beraber çalıştığım hani iş arkadaşlarım, ama kimi sağlıktan dolayı, kimi işte bir takım nedenlerden dolayı ayrılmış olan elemanlarım diyeyim, iş arkadaşlarımın sigortalarını bile ben ayrıldıktan bir süre sonra, bir en azından 1,5-2 ay sonra falan ödemeyi bırakıyorum ki o süreç içerisinde kendilerine yeni bir yer bulsunlar diye. Hem bu insana büyük bir sorumluluk getiriyor. Bazen hep şey diyorum, yani ben tek başıma olduktan sonra hiç problem değil. Sonuçta çalışırken de hani böyle çok naif birisi de değilim, yani keskin çizgilerim var. Israrla söylüyorum. Çünkü verdiğiniz sözü tutmak zorundasınız. Tutamayacaksınız, vermeyin. Siyaset özel bir hani kalan zamanımı insanlara hizmet etme noktası derken A kişi, B kişi, C kişi değil. Yaşama biçimimizi hani ortaya koyabilecek bir
partide bir arkadaş grubu içerisinde yer aldığıma inandığım için oradayım. İlk adımda da şu anda kendi grubum adına tek bayan meclis üyesiyim. Tabii tek bayan olmamın ne bir artısını tespit ettiğimi düşünüyorum, ne de bir eksisini tespit ettiğimi düşünüyorum. Sadece düşünen bir meclis üyesiyim. Şık bir muhalefet sergiliyoruz. Öyle olması gerektiğine inanıyorum. Tabii direkt kararların alınması noktasında çoğunluğu elde etme olayı bizde olmadığı için bazen karşı çıktığımız noktalar olabiliyor. O noktaları da yine dediğimiz gibi olumsuz şeylerin altını çizerek ifade ediyoruz. Tabii takdir başkanın ve başkanın yönetiminin olmuş oluyor. Programımızın artık son dakikalarına geliyoruz. Biz bu programı yaparken hedefimiz şuydu. Bizi izleyen hanımefendileri yolun başında, yani bir taşlı bir yola çıkmış, zorlu bir yola çıkmış, bir şeyler yapmak isteyen, var olmak isteyen, hikayesini ya da anlatmak, paylaşmak, örnek alınmaya değer hikaye sahipleri, hanımefendileri bu ekrana taşımaktı. Ne güzel. Bugün parmağında, dediğim gibi, kolunda pek çok bileziği olan, pek çok meziyeti olan bir hanımefendinin, Samsunluların da yakından tanıdığı bir hanımefendinin konuyduk. Teşekkür ederim. Programın son dakikaları, sizden son sözlerinizi alalım. Ondan sonra da sizden biz izin isteyelim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten çok keyif aldım Melis'ciğim. Önce onun altını çizmek isterim. Sunucu değil de konuk modunda olmak da çok keyifli bir şeymiş açıkçası. Tabii bu kadar güzel sözlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsinde de çok başarılı mıyım bilmiyorum. Ama hepsini çok severek yapıyorum. Önce onun altını çizeyim. Tabii önce yapımcılık ve yayıncılık, bu benim kesinlikle artık vazgeçilmez yaşama biçimim. Evet, o birisi işlemiş. Yaşama biçimim kesinlikle. Siyasete gelince belediye meclis üyeliği, vatandaşa hizmet noktası, vebal noktası, karar alırken duygularınızla değil, şahsi düşünerek değil, tamamen toplumun faydası ve gelecek nesillere fayda sağlayabilecek kararlar alma noktasında yer almanın bilincinde olmaya gayret ederek götürmeye çalışıyorum. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana da böyle güzel bir jest yaptığı için öncelikle kanalıma teşekkür ediyorum. Aks TV benim de kanalım. Benim de ikinci evim Neva Yapım'dan sonra. Ben sana da başarılar diliyorum. Sana göre ben de işte 94'ten başladığında oldukça uzunca bir sene geçti. Sende de inanılmaz bir sinerji görüyorum. Ortodonti ile birlikte inşallah gelecekte çok başarılı bir sunucu profili görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben başarılar diliyorum sana da. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Değerli izleyiciler, Başarıdan Başarıya Kadın programında bu hafta kanalımızın değerli sunucusu Muradiye Ergin hanımefendinin konuğuyduk. Sizin hikayeniz anlatılmaya, dinlenmeye, örnek alınmaya değerse bize ulaşın diyoruz. Haftaya görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.